eksik gün veya primi olanlar ne yapacak? Öte yandan tabii işverene toplu ödeme yükümlülüğü getiren bir durumdan da bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm bunların düzenlenmesi açısından bir takım çalışmalar yapılacak ve gözler kabinedeydi. Aslında bugüne dair emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi de oldukça önemli bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. AK Parti'den bir açıklama var. Emeklilikte yaşa takılanlar Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanacak açıklaması geldi. Takvimin belli olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii günler öncesinden Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamalar vardı. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede artık son aşamaya gelindiğini söylenmişti. Kafalardaki en büyük soru işareti ise emeklilik için yaş şartını getirilip getirilmeyeceğiydi. EYT konusunda son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Düzenlemenin Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanıyordu. AK Parti, EYT Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanacak dedi. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın demişti Vedat Bilgin. Bu kapsamda da oldukça titiz bir çalışma yürütüldüğünü öyle sanıyorum ki anlayabiliyoruz. Son gelişmeye göre, son yapılan açıklamaya göre EYT düzenlemesi takvimi Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanacak. Akşama doğrunun ikinci dilimine oldukça önemli bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi takvimi belli oldu sevgili izleyiciler. AK Parti, EYT Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanacak açıklamasında bulundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.